Esselamu aleyküm. Aleyküm. Konyalı, imanlı, vatanımızın, milletimizin ve tüm insanlığın kurtarıcısı kardeşlerim olarak hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Gözlerinizden hırp parma basıyorum. Sözlerime başlarken önce Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Ve Cenab-ı Allah'tan pek çok Ramazanlara saadetler içerisinde İslam aleminin saadete buyurmuş olduğu halde erişmemize nasip buyurmasını canı gönülden niyaz ediyoruz. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler ediyor. Çünkü Konya'mızdayız. Çünkü Ramazan ayındayız. Çünkü imanlı kardeşlerimizle bir aradayız. Bu akşam duygularla yüklü olarak aranızda bulunuyorum. Çünkü 40 yıllık mücahit kardeşlerimi karşımda görmek bendenizi son derece mütehassıs etmişti. Hepsini ayrı ayrı alınlarından öpüyorum. Hepsine 40 yıllık mücahit kardeşimiz olarak milletimiz ve insanlık adına teşekkürler arz ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, sözlerine başlarken önce elbette birkaç kelimeyle Konya'mız üzerinde duracağız. Konya'mız dünyanın manevi merkezidir. Konya'mız hepimizin bildiği gibi milli görüşün doğduğu yerdir. Milli görüş çadırının direğinin dayandığı yerdir. Konya'mız belde-i muhayyeredir en büyük şerefiyle. Belde-i muhayyere Efendimiz'e Cenab-ı Allah hangi şehri istersin? Medine'imle vereyim mi? Şam'ı mı yoksa Konya'yı mı diye sormuştur. Bu sualler içerisinde fakiri çok olduğu için Medine'imle vereyi tercih etmiştir. Ama teklif edilmiş olmak dolayısıyla Konya'mızda bu meyanda en büyük şehirden ayrı olmuştur. Elhamdülillah işte benim ayrı olan o Konya'mızdayız. Konya'mız Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin bir sene beraber verdiği gibi insanlık bir fethet devrine düştükten sonra kurtuluşun doğacağı yerdir. Bu itibarladır ki işte canlı olarak 40 seneden beri bu gerçeği yaşıyoruz. İnsanlık hakikaten fethet içerisinde huzura, saadete hasret iken Konya'mızda başlamış olan milli görüş hareketiyle yeniden kurtuluyor ve böylece insanlığa en büyük hizmet Konya'mızda yapılmış oluyor. Konyalı olmak en büyük iftihar vesilesidir. Konya'mız 40 sene evvel bu davaya başladı, besmeleyi çekti, 40 seneden beri çalıştınız ve bu millete en büyük hizmetleri yaptınız. Milli görüş harekatı demek aslımıza dönmemiz demektir. Bizi aslımızdan uzaklaştırmak istediler, yok etmek için. Siz Konyalı kardeşlerimiz hayır dediniz 1969'da. Biz aslımıza döneceğiz, özümüze döneceğiz, inancımıza döneceğiz, kendimize döneceğiz, tarihimize döneceğiz dediniz ve milli görüş harekatını başlattınız. 40 sene gece gündüz çalıştınız ve Allah'ın lütfuyla en büyük hizmetleri yaptınız. Hizmetlerinizin başında bu milleti gerçekten aslına döndürdünüz. Cenab-ı Allah Sebe suresinde buyuruyor ki bir ülkeye bir defa bir hak geldiği zaman ondan sonra artık bir daha batıl tutunamaz. Yeni bir şey icat edemez. Yeniden gelemez. Bak görüyorsunuz milli görüşün arkasından alt alta, üst üste, yan yana batıl görüşler uğraşıp duruyorlar ama hiçbir şey yapabildikleri yok. Mümkün değildir. Çünkü hak gelince batıl zahir olur. Mevlana meydanına aslınız bu afişle yola çıktınız. İlk afişimiz hak gelince batıl zahir olur afişiydi. İçinizde pek çoklarınız bu afişe hatta yapıştıranları bile karşımda görüyorum. Bunu hatırlıyorsunuz. Böylece yola çıkıldı. Yola çıktığımız zaman genel arkadaşlarımız hepinize şurada canlı olarak göstermek istiyorum. Efendim sen bir bağımsız adamsın, adaysın. Seçilsen ne olacak, seçilmesen ne olacak? Bir çiçekte yaz olmaz demişler idi. Onlara buradaki yaşlı kardeşlerimize cevap verdiler. Evet bir çiçekte yaz olmaz ama her yaz bir çiçekte var. Müşahit! Erbakan! Müşahit! Erbakan! Müşahit! Erbakan!
Yarın diyarı Konya'mızda, aslımıza, özümüze bağlı olan Konya'mızda siz inançlı kardeşlerimiz bu hareketi başlattınız. Türkiye'yi aslına döndürdünüz. Şimdi bütün dünyayı kurtarmak üzere, yeni bir dünya kurmak üzere şahlanıyorsunuz. Ve böylece Muhittin Arabi Hazretleri'nin 1000 yıl evvel söylemiş olduğu gerçeği bugün hep beraber Allah'a şükür olsun gözlerimizde yaşıyoruz. Konya'mız dünyanın manevi kurtuluş merkezidir. Konya'mızda olmaktan ve bir mübarek Ramazan gününde siz imanlı kardeşlerimize beraber olmaktan dolayı son derece bahtiyarım. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükür ediyorum. Elhamdülillah. Bu güzel iftar yemeğini terfir etmiş olan Saadet Partimizin başta Konya'yı başkan olmak üzere tüm teşkilat mensuplarına huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bizleri bir araya getirdi. Kucaklaşıyoruz. İnanımızı, imanımızı tazeliyoruz. Ve yeni akılın dönemine aşkla, şevkle başlıyoruz. Bunlara vesile olduğu için kendisine kalpten teşekkürler arz ederim. Türk'ün emeğe geçen kardeşlerimizden Allah razı olsun. Ve yine bu toplantıya teşrif etmiş olan siz imanlı Konyalı kardeşlerim olarak, 40 yıllık mücahitler olarak hepinize ayrıca hem teşekkür ediyorum hem de tebrik ediyorum. Ve bahçemizin büyük kısmını teşrif etmiş olan hanım kardeşlerimize de ayrıca saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. Kendilerine saygıyla selamlıyorum. Ve de davamızın motoru olan gençlerimizi. Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! Mücahit! Allah hepinizden razı olsun. Mübarek Ramazan ayındayız. Ramazan ayının manasını iyi kavramamız lazım. Ramazan ayında iki büyük mana var sayısız mananın yanında. Bir tanesi fakirleri düşüneceğiz. Bütün insanlığı düşüneceğiz. Çünkü bu ayda önce fakirlerin hallerini halleniyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz, fitre veriyoruz. Ve böylece fakirlerin halini görüp onların kurtulması için çalışmak üzere insanlık vazifemizi yapmamız lazım geldiğini idrak ediyorum. İkinci en mühim olay ise Kur'an-ı Azimüşşan Ramazan ayında inzal buyurulmuştur. Kur'an-ı Azimüşşan Cenab-ı Hakk'ın bütün insanlara gösterdiği saadet yoludur. O itibarla Ramazan ayı bütün insanların saadeti için çalışmak mecburiyetimizi öğrenmek, hatırlamak, bilmek mecburiyetindeyiz. Bu sebepten dolayıdır ki sizleri şimdi bu Ramazan ayında muhabbete kucaklarken bu konular üzerinde birkaç kelimeyle durmak istiyorum. Önce bir defa Milli Görüş'ün 40. yıl dönümünü kutluyoruz. Allah'ın lütfuyla 1969'da başlamış olan hareketimiz demin söylediğim gibi Türkiye'yi aslına döndürmüştür. Siz fiilen Türkiye'de iktidardasınız. Bugün eğer Türkiye'de hanımın başı örtük olan bir kimse Cumhurbaşkanı oluyorsa bu sizin eseriniz. Eğer milletten oy alıyorsa bu sizin oyunuzdur. Çünkü millet onları da Milli Görüş'ü zannederek oylarını veriyor. Aslında size oy vermek için onlara oy veriyor. Bütün bu gerçekler sizin bilen iktidarlar olduğunuzu gösteriyor. Biraz evvel kıymetli genel başkanımızın ifade ettiği gibi şimdi görevimiz bu bilgi iktidarı hukuki iktidara çevirmektir. Onun için önümüzde canla başa çalışacağız. Türkiye'yi ve bütün insanlığı kurtaracağız inşallah. Neden Türkiye'nin ve bütün insanlığın kurtuluşa ihtiyacı var? Bak Birleşmiş Milletler'in birkaç tane rakamını size söyleyeyim. Bugün dünyada 2 milyar insan sefalet açlık içindedir. Her gün 150 bin insan açlıktan ölüyor. Bunların 40 bini çocuktur. 800 milyon insan aç yatıyor. 1 milyar insan ise 15 kilo fazla vermesi icap ediyor. 15 kilo fazlası var. Onu vermesi bir tane aç. Bir tane ise Zimbabwe'de ortalama yaşam 1970 yıllarda 56 iken 1990'da 33 yaşına düşmüştür. Yapılan hesaplar gösteriyor ki 15 sene sonra bu miktar 22 yaşa düşecektir. Açlıktan, fakirlikten, yoksulluktan. İngiltere'de ise ortalama hiç 72'den 78'e çıkmıştır.
Yani dünyada ezenler var, ezilenler var. Ve bu ezilme gittikçe artıyor. Birleşmiş Milletler Yeni Dünya Düzeni Komisyonu Başkanı Irvin Laszlo'yla biz adil düzen çalışmalarını yaparken kendisinin ifade ettiği gibi dünyadaki bu dengesizlik ve bu gidişat bir kıyamet alametidir. Bu yüzden kıyamete gidiyoruz sözünü kendisi söylemiştir. Ne anlatmak istiyorum şimdi ben? Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki Siyonizm'in kurduğu bu dünyada faizci kapitalist sistem yüzünden insanlar sömürülüyor, eziliyor, köleleştiriliyor ve insanlık felakete gidiyor. Bu böyle gidemez. Nasıl komünizm çöktüyse kapitalizm de aynı şekilde çökmeye mecburdur. Bu faizcilikle insanlık bir felakete sürüklenmektedir. Bu sebepten dolayıdır ki insanlık bir kurtuluş bekliyor. O kurtuluş milli görüştür. Komünizm çökmüştür. Çünkü insan da buna aykırıdır. Çünkü kapitalizmi tenkit edeyim derken faizin yanında karı da haram kurmuştur. Ve böylece ekonomiyi tahrip etmiştir. Karteller fiyatları teşvik ediyor derken ben teşvik edeceğim diyerek gene ekonomiyi mahvetmiştir ve yok olmuştur. Aynı şekilde kapitalist sistem da kendi içerisindeki faiz ile, haksız vergilerle, darphane ile, paranın değeriyle oynamak suretiyle, haksız vergi dağıtılması suretiyle, kredi dağıtmak suretiyle, içinde Siyonizm'in koymuş olduğu mikroplar vasıtasıyla insanları gittikçe eze yok olmaya götürüyor. Onun için kendisi de yok olacaktır, yürümesi mümkün değildir. Buradan dolayıdır ki sizler 1969 yılında bir takım batıl partiler kurulduktan sonra çıktınız, dediniz ki ey kalabalıklar, yanlış yola gidiyorsunuz, bu gittiğiniz yol çıkmaz, milli görüşe döneceksiniz dediniz. Böylece sadece Türkiye değil, bütün insanlar kurtuluş yolunu gösterdiniz. Zira Türkiye'de çok parti hayata geçtikten sonra partiler kurulmaya başladı. Filanca parti neymiş bu? Efendim bu parti solcuymuş. Falanca parti neymiş? Liberalmiş. Oradan sağymış, soluymuş. Ne bunlar? Ne bunlar? Sultan Fatih solcu muydu? Liberal miydi? Oradan sağ mıydı? Solu muydu? Ey şaştın! Sen hangi milletin evladısın? Hangi tarihin evladısın? Dediniz. Ve bütün bunların yanlış olabileceğine karşı çıktınız. Hayır! Biz aslımıza döneceğiz. Biz kimliğimize döneceğiz. Biz inancımıza döneceğiz. Biz tarihimizdeki şerefi yer alacağız dediniz. Bu hareketi başlattınız. 40 seneden beri çalışarak Türkiye ve bütün insanlığı kurtarıyorsunuz. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, önce bir defa hemen şunu belirteyim ki bugün maalesef insanlık bir felakete doğru gitmektedir. Ondan dolayı kurtuluşa ihtiyacı vardır. Bu kurtuluş Muhyiddin Arabi Hazretleri belirttiği gibi Türkiye'den ve Konya'mızdan başlamıştır ve yürümektedir. Allah'ın lütfuyla inşallah en kısa zamanda hedefine ulaşacaktır. O hocam, insanlık bizi bekliyor. Bütün milletimize Konya'mızın manasını da tanıtmak üzere bu yıl 40. yıl dönümü münasebetiyle inşallah 6 tane kutlama bayramı yapacağız. Bu büyük olay, Milli Görüş'ün 40. yıl dönümü bir toplantıyla geçiştirilemez. Bu toplantılarımızdan birincisi 14 Ekim günü Milli Görüş'ün merkezi olan Konya'mızda yapılacak. Konya'mızda Milli Görüş'ün manası böylece bir kere daha bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya anlatılacak. Bunun adı Milli Görüş 40. yıl iktidara yürüyüş bayramıdır. İkincisi Milli Görüş Gençlik Bayramı 29 Ekim 2009 tarihinde yapılacak. Ankara'da 10 bin üniversite öğrencisinin iştirakiyle bir büyük Milli Görüş toplantısı yapılacak. 29 Ekim tarihlerinde ise bir Milli Görüş şurası yapılacak. 40 tane önemli profesörün iştirakiyle ve 31 Ekim'de de bütün basın mensupları huzurunda genç bir toplantıda bir beyanname neşredilecek, Milli Görüş beyannamesi. Bundan başka 14 Mart 2010 tarihinde Milli Görüş 40. yıl buluşması, yani bugüne kadar 40 yıldan beri emeğe geçen Milli Nizam kurucuları dahil hep beraber bir arada toplanacağız ve böylece
bu milleti asıl temsilciler milli görüş olduğunu göstereceğiz ve onun arkasından da 29 Mayıs tarihinde yeni bir dünya kuruluşu bayramı yapacağız. Buna da bütün Müslüman ülkelerin liderleri iştirak edecekler ve böylece milli görüş bu etkinliklerle tanıtılacak ve bunun kaynağının Konya'mız oluşu da elbette bütün insanlık tarafından bilinecektir. Şimdi muhterem arkadaşlarım, bütün bunları yapmak için önce bir gerçeği ortaya koymamız lazım. Bakınız, bir çiçekte yaz olur mu dediler. Her yaz bir çiçekte başlar dedik. Şimdi 40 sene oldu. 40 senede Allah'a şükürler olsun. Milletimiz milli görüşü kucakladı. Ve size sayacağım şu kuruluşların hepsi milli görüşü benimsemiş kuruluşlardır. Saadet Partimiz, milli görüşü 22 tane kuruluş. 22 tane kuruluş, doktorlar, mühendisler, avukatlar, öğretmenler, sendikalar gibi sayacak değil. Anım kollarımız, Parti Gençlik Teşkilatımız, Anadolu Gençlik Derneğimiz, İGMG, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri, araştırma grupları, basın ve medya grupları, ESAM, müferit gruplar, hizmet edenler, eski milli görüşçüler, milli görüş enstitüsü, inşallah milli görüş üniversiteleri ve milli görüş kolejleri ve yurtlarıyla bütün yurt milli görüş tarafından temsil edecek ve kucak tanacaktır. 40. yılımızda böylece 40 tane ayrı ayrı kuruluş haline gelmiş bulunuyoruz. Böylece Allah'a şükürler olsun, işte bir çiçekten bu yaz meydana gelmiş bulunmaktadır. Şimdi vazifemiz insanları bunun içine düştüğü durumdan kurtarmaktır. Bunu kurtarırken bir temel taşı yerine koymamız lazım. Bazı kardeşlerimiz bir yanılgıyla AKP'de milli görüşünü diye AKP'ye kaydılar. Halktan ayrılmayın. Sonra mahcup olursunuz. AKP milli görüşü değildir. Çünkü AKP BOP eş başkanıdır. BOP demek büyük İsrail demektir. Çünkü AKP ben Avrupa Birliği'ne gireceğim diyor. İslam Birliği'ne değil. Ne işimiz var bizim Avrupa Birliği içinde? Ne münasebe? Bizim medeniyetimiz Avrupa medeniyetinden çok daha üstün. Bundan dolayı bizim mübarek İslam dinine dayanan medeniyetimizi bırakıp da Avrupa medeniyetine gidilir mi? Bu ne büyük şaşkınlık, bu ne büyük vefasızlık. Bak size bir şey söyleyeyim mi? AKP yoluna sokmuş olan kardeşlerimiz tekrar dönüp buraya gelecekler ve geldikleri zaman mahcup olacaklar. Kusura bakmayın, bir hatadır yaptık, gerçeğe dönüyoruz diyecekler. Çünkü milli görüşsüz, ki onun temsilcisi Saadet Partisi'dir, saadet olmaz, kurtuluş olmaz. Bak bizim yolumuz ispat yoludur. Bizim yolumuz iddia yolu değildir. Şimdi ben size bu akşam konuşmamızın en önemli noktası olarak neden kurtuluş milli görüştedir? Niçin başka türlü kurtuluş olamaz? Yerlerinden niçin kurtuluş beklenemez? Bunu matematik olarak kısaca belirtmek istiyorum. Bu akşam konuşmamızın asıl belgemini teşkil etmek üzere. Siz buna inandınız. Bu yolda inansa yürüdünüz. Ve sonunda siz zafere ulaşacaksınız. El akıbetil müttakîn, akıbet inananlarındır. Ve böylece yanlış yola sapanlar mahcup olacaklar. Aslında siz böylece bütün insanlığın kurtarıcıları olacaksınız. Bugün olduğunuz gibi. Size neden kurtuluş milli görüşleri? Diğer partilerden hayır gelmez. 7 tane sebeple ispat edeceğim. 7 sebeple. Laf, hikaye değil. 1. Maneviyatsız saadet olmaz. Önce ahlak ve maneviyat bayrağı sadece Saadet Partisi'nin programında var. Ve sadece milli görüşte var. Türkiye'de 60 tane parti var. Diğer partilerin hiçbirinin programında maneviyat, manevi boyut yoktur. Onların hepsi materyalisttir. Halbuki maneviyat olmadan saadet olmaz. Biz 8. üniversitedeyken çok kıymetli bir profesörümüz vardı, matematik profesörü. Berlin'de
matematik felsefesi profesörlüğü yapmış olan rahmetli Kerim Erim Bey. Arkadaşlarımız sene sonunda imtihana girerken bir arkadaşımız imtihanda sorulan suale cevap veremeyince demiş ki hocamıza teknik üniversitede böyle bir tarz mesele efendim ben bu dersi çok iyi çalıştım. Bir yeri okumamıştım, tesadüfen oradan sordum. Bana lütfen başka yerden sor. Peki evladım demiş hoca. Başka bir yerden sormuş, gene cevap yok. Bak bir de oradan çalışmamıştın, gene orayı buldunuz demiş. Başka yerden sordum, bir sual daha sormuş. Gene bilemeyin diyor, 2-3. Dördüncü bir defa bir sual daha sordum dediği zaman hocamızın darbe salandığı şu. Evladım ıspanaktan yağ çıkmaz. Ne diyorum ben Allah aşkına? Eğer maneviyat yoksa saadet getiremez. İstediğin kadar uğraş. Boşuna uğraşıyorsun. Neden? Çünkü maneviyat ve ahiret olmadığı takdirde şehitliği nasıl anlatacaksın? Vatanı nasıl koruyacaksın? Söyle bakayım bana, bir insan niye şehit olacak? Bir insan için devlete vergi verecek. Eğer devletini hak yolda hizmet eden bir devlet olarak görüyorsa severek vergi vermesi lazım gelmez mi? Tezgah başındaki bir insan şu tezgahı kırayım da ben yorulmayayım diye düşünür. Eğer maneviyat olmazsa ahiretten hesap gününden korktuğu takdirde acaba daha fazla üretim nasıl yaparım onu düşünür. Huzur, refah, izzet, adalet, hürriyet, saadet ancak maneviyat olur. Maneviyatsız saadet olmaz. Ispanaktan yağ çıkmaz. Onun için Saadet Partisi'nin dışındaki partilerin hepsinin programlarını okuyun. Programların hepsinde sadece maddiyat vardır, manevi boyut yoktur. Manevi boyut olmadığı için bunlar saadet getiremezler. Bana bak arkadaş, senin zorun ne de desek 59 tane diğer partiye. Efendim biz saadet getirdik. Nasıl getireceksiniz? Partimizin programına yazıyor. Kim yazdı bu programı? Ahmet yazdı. Ahmet yazdı programda saadet gelse hiç insanlık İslam'a muhtaç olur muydu o zaman? Ahmet program yazardı. Saadeti bulurdu. Sen Müslüman değil misin? Nasıl olur da manevilerin kıymetini bilmiyorsun? Hayret! 75 milyon insan koyun sürüsü gibi hiç bunları düşünmeden nereye gidiyorsunuz yahu nereye? 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 Bu ses sizin 40 senelik sesiniz. Siz 40 senedir bunu çağırıyorsunuz. İkinci önemli bir nokta şudur. Bugünkü kapitalist nizamdan vazgeçmeden saadet olmaz. Bugün kapitalist nizam Siyonizmin bütün dünyayı köle yapmak için kurduğu bir nizamdır. Bunu tutmuş, doları dünya parası yapmış. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz tanıyalım. Ondan sonra arkasından kendisi bütün dünyadaki alışverişlerin 1/3'ünü faiz olarak alıyor. Bu faizli sistemde ne satın aldıysak 1/3 faizdir. Mesela ben fırından ekmek alıyorum. Köylü traktörü bono ile alıyor. Bononun faizini ödüyor. O faizi nereden ödüyor? Benim ekmek paramdan ödüyor. Çünkü faizler masrafa yatırıyor. Fırıncı faizi parayla çalışıyor. Un fabrikası faizi parayla çalışıyor. Bütün faizler yazılıyor. Bizde bunun hesabını yapan kitap var. Aldığın ekmeğin 1/3 faizdir. Bu faiz dolaşır bankalar üzerinden. Ufak bir cümle olan Siyonizme gider. O Siyonizmle bunlar silah alır. Yarın gelir seni işgal eder Allah muhafaza buyursun. Yani parayı düşmanına veriyorsun. 1/3 haksız vergidir. Daha üretim esası alınan vergilerdir. Alınmış olan verginin yarısını da devlet faiz olarak götürüp Siyonizme veriyor. Dünyada 75 trilyon dolarlık alışveriş yapılıyor. Her sene 37,5 trilyon Siyonizme ödeniyor. 300 tane aile. Sonunda bunlara gidiyor bu para. Böyle bir dünyanın içindeyiz. Sen şimdi bugün Konya'dan çıktın, harca gitmek istiyorsun.
Efendim Türk Hava Yolları'na binip gideyim diyorsun. Hava yolları serbest hava bölgesine uçabilmek için IATA üyesi olması lazım. IATA Rockefeller denilen Yahudi'nin kuruluşudur. Bilet parasının %9'unu vermeden üye olamazsın. Buradan Arç'a giderken bilet parasının %9'unu Yahudi'ye vereceksin. Siyonizme vereceksin. Öbür taraftan efendim öyleyse ben gemiyle gideyim desen, geminin de serbest denize bağışması için Lloyd üyesi olması lazım. Gene %9'unu vereceksin. Bir misyon ülkeye para göndereceksin. Mutlaka Siyonist bankayla göndereceksin. %1'ini vereceksin. Onların dünyasında yaşıyorsun. Akredi başlayacaksın, %5'ini vereceksin. Doları getirmiş, oturduğu odada basıyor, petrol şeyhine veriyor. Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği petrolü bizim elimizden alıyor. Yeşil kağıdı veriyor. Ondan sonra arkasından bir sarı kağıtla geliyor. Diyor ki, sana o yeşil kağıdı vermiştim ya bana ver, onun yerine bir sarı kağıt vereceğim. Yeşil kağıt ne dolar? Amerika dışında 5 trilyon dolar var, Amerikan Çin'de de 5 trilyon dolar var. Bu kağıtla 10 trilyon dolar insanları sömürmüş. Şimdi o 5 trilyon yeşil dolar alıyor, 5 trilyon da Amerikan dışında Amerikan tahvili var, tahvil. Bunun vasıtasıyla sömürüyor. O yeşil kağıdı bir daha kullanıyor. O kullanılan yeşil kağıtlar Merkez Bankadan toplanıyor, Merkez Bankadan rezervlerini alıyor, ona mukabilen bir beyaz kağıt veriyor. Yani Siyonizm 3 kağıt oyunu oynuyor. Yeşil kağıtla 10 trilyon. Sarı kağıtla 5 trilyon, beyaz kağıtla 5 trilyon bütün insanlığı sömürüyor. Niye beyaz kağıt? Çünkü Merkez Bankalarında mesela bizim Türkiye'nin 60 milyar dolar rezervimiz var deniyor. Bu rezerv bizim bankamızda değil. Rockefeller'in kasasında o bunu kullanıyor. Bizim Merkez Bankası'nda ne var? Bizim Merrill Lynch Bankamızda, Amerikan Ekmek Bankamızda, Filanca Bankamızda sizin şu kadar dolarlık rezerviniz duruyor diye bir beyaz kağıt var. Parayı o kullanıyor. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Bütün insanlık sömürülüyor. Faizci kapitalizm vasıtasıyla. Gördüğünüz gibi istedikleri gibi faizi ayarlıyorlar. Haksız vergi alıyorlar. Darphanede istediği kadar para basıyor. Paranın değerini istediği gibi oynuyor. Para kul hakkıdır. Paranın değeri de oynanmaz. İstediği gibi oynuyor ve kredilerini istediklerine dağıtıyor. Bu faizci kapitalist nizam içindeki bu mikroplarla bütün insanlığı sömürüyor ve bütün insanlık bugün gördüğünüz gibi felakete gidiyor. Demin söyledim, bak Zimbabwe'de 57 yaş iken ortalama yaş, şimdi 32'ye düşmüş bulunuyor, 15 sene sonra da 22'ye düşecek. Yani bir yandan insanlar aç kalıyor, aç kalan insanların faizi hala sömürmeyi düşünüyor. Böyle bir dünyadayız. İşte böyle bir dünyada bizim ecdadımızın torunları olarak sizler ortaya çıktınız. Hayır dediniz. Milli Gölcü manası budur. Konya'nın manası budur. Bu zulme, bu sömürüye müsaade etmeyeceğiz. Biz adil bir düzen kuracağız. Herkese hakkını vereceğiz. Bütün bu engelleri ortadan kaldıracağız dediniz. Ve böyle insanların bir hizmeti yaptınız. Ve bunu şimdi hedefine ulaştırmaktasınız. Böylece Konya'nın ne olduğunu bütün insanlık çok iyi bilmeli ve anlamalıdır. Ne söylüyorum ben şimdi? Neden Saadet Partisi dışında partiler saadet getiremezler? Çünkü hepsi faizci kapitalist nizam benimsemiştir. Soruyorum size, AKP ile CHP arasında ne fark var? İkisi de imeveci, ikisi de Siyonizmin faizci nizamının koruyucusu. Yahudinin nizamını ben daha iyi uygularım, sen daha iyi uygularsın. Horoz dövüşü bu, horoz. Uygularsan ne olacak, uygularsan ne olacak? İşte sonuç ortada. Millet aç, işsiz, borcu esir, perişan olmuş vaziyette. Ispanaktan yağ çıkmaz. Saadet Partisi'nin dışındaki partilerden hiçbir fayda göremezsiniz. AKP'ye aldanmış olanları da uyarıyorum ki bu hatanızdan bir an evvel dönün, aslınıza dönün, özünüze dönün ve hakka sarılın, insanlığa saadet getirin. Bütün bunların hepsi Konya'nın manasını göstermektedir. Yine Konya'mız insanlığa milli görüşü göstermek suretiyle en büyük hizmeti yapmaktadır. Çünkü diğer partilerin hepsi Avrupa Birliği'ne gireceğiz diyorlar. Avrupa Birliği'ne girmek ne demek? Hristiyan medeniyetini benimsemek demek.
hiç Allah'ın üstü diyen bir medeniyetten insanlık saadet bulabilir mi ya? Aklınızı başınıza toplayın. Avrupa dediğin nedir? Yüzünü yıkamasını bilmez. Affedersin, tuvalete girdiği gibi çıkar. Elinde nesi varsa bütün ilimlerin hepsinin sahibi Müslümanlardır. İlimleri ilim yapan Müslümanlardır. Ben de 1951 yılında Almanya'ya gittim. Profesörlerle görüşüyoruz. Konuşmamız esnasında kendilerine dedim ki, bana bakın, siz bize bir patent verdiğiniz zaman bunun ücretini istiyorsunuz, bir buluş verdiğiniz zaman. Ya Müslümanlar siz Hristiyanlardan kendi verdiklerinin patent hakkını isteseler haliniz dolu düşündünüz mü? Güldüler, alay ettiler benimle. İlk önce dedik ki, ya sizin bize ne alacağınız var? O sırada kavgalar kuruluyor. Kız çocuklar oturmuş tıkı 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 alınan malların kişilerini kesiyor. Dedim, bana bakın, bir sürü profesör. Şu kız çocuktan oturttunuz, bu harfleri yazıyorsunuz ya, bu yazmış olduğunuz harflerin sahibi biziz. Çünkü Müslümanlıktan bir insanlıkta sayın mefhumu diye ayrıca bir işaret yok idi. Mesela Roman rakamıyla yazalım diyoruz. X, M, L, C. Bunlar sayı değil ki, bunlar harf, harflerin işareti. Sayı mefhumu yok. Sayı mefhumunu. Avrupa'da bugün bütün okulların programında, ders programında algebra diyor. Algebra ne demek? El-Cabir. El-Cabir ne demek? Cebir ilmi demek. İlimlerin temeli. Bunların hepsinin sahibi Müslümanlar. Bu sebepten dolayı ne dedim ben Alman profesörlere biliyor musunuz 50 sene evvel? Bana bakın, biz de sizin gibi patent hakkı istesek, bizim her rakamımızı bir defa kullandığı zaman, Avrupa'nın kullandığı rakamlar en büyüsün işaretleridir. Bizim eski yazıda kullandıklarımız ise meşrikli Müslümanlar. Hepsi Müslümanlarındır. Şu rakamları kullandığınızda hiç Türk para bir para. Her rakam yazdığınız zaman bir para bize patent hakkı ödeyin. Toplamayı, çıkartmayı, onların sistemi bizden öğrendiğiniz, her toplama çıkartma yaptığınız zaman bir para ödeyin. Bir senede ne demeniz lazım bize? 10 tane ne yok, 10 tane verdiği verseniz, gene borcunuzu ödeyemezsiniz. Hafınıza sığınarak söylüyorum, ona ne dedim biliyor musunuz? Eğer biz sizden patent hakkı istesek, sizin ayağınızda donunuz bile kalmaz. Konuşurken biz en rahat sizinle konuşuyoruz Türk devlet adamlar arasında. Sözünü kullanmışlardır. Ayrı ayrı konuşmuşlardır. İkisi de aynı şey söylüyor. Neden? Çünkü siz Avrupa Birliği'ne girmeye lüzum yok. Biz insanlığa hizmetimizi yaptık, yapıyoruz. Avrupa Birliği'ne girerek görevlerimizin manası yoktur diyorsun. İşte ben de bunu bir makalede söyledim. Siz niye bizim aramıza giriyorsunuz? Siz ayrı bir medeniyetin sahiplerisiniz. Hizmetinizi ayrı yapmalısınız. Biz yaşayacağımız bile belli değil. Çöküyoruz. Bizim aramıza gelip ne yapacaksınız? Sizin sözleriniz doğrudur. Diğer devlet adamlarınızın sözlerinin hepsi yanlıştır. Demişlerdir. Onlar dahi bu gerçeği biliyorlar. Bu sebepten dolayıdır ki şimdi AKP'nin efendim Avrupa Birliği'ne girme aşkımızda hiç bazen olmamıştır sözü sadece cahilliktir. Ne Batı'yı ne bizim İslam medeniyetimizi tanımamaktan ibaret. Ve ben ana fikir olarak ne söylüyorum size? İşte bunlar. Bunlar bizim medeniyetimizi tanımadıkları için. Batıyı kendilerinin üstün gördükleri için ne bize ne de insanlara hizmet edemezler. Onun için milli görüşe muhtacız. Onun için aslımıza dönmeye, onun için yeniden insanlığa ışık saçmaya muhtacız. Bunlar yapılmadan insanlık saadet bulamaz. Biz insanlığa ilimleri öğrettik. İnsanlığa temizliği, tahareti öğrettik. İnsanlığa Allah rızası için çalışmayı öğrettik. İnsanlığa insanlık öğrettik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i Mükemmeriye'yi fethettiği zaman kılıçsız fethetti ve herkese affetti. Bunda sonsuz ders var. Hazreti Ömer Efendimiz Kudüs'ü kurtardığı zaman çiçeklerle karşılandı. Herkese affetti, herkes kendinde serbest oldu. Aslan-ı Mehdi Şah geldiği zaman 100 bin Müslüman katletti.
Tarihçiler diyor ki sokaklarda akan kanlar hatların üzerine kadar çıkıyordu. İşte bir Hristiyan'la bir Müslüman'ın farkı. Sonra Selahaddin Eyyubi geldi. Yeniden ben peygamberin yolundayım, Hazreti Ömer'in abadındanım. Hepinizi serbest bırakıyorum. O yüzden bir şirketi, ben de ikinci bir gelecek değilim. Hiçbirinize dokunmayacağım dedi. İslam budur. Bu sefer Sultan Fatih İstanbul'u fethetti. Herkese insan hakları tanıdı. Tarih boyunca biz hep insanlık öğretmişiz. Avrupa'ya gelince 3 sene harfleri, 30 sene harfleri, 1. Can Harbi, 2. Can Harbi, Hitler, Stalin, bunlar kimin ürünü? Batı'nın ürünü. Size ben bir şey söyleyeyim mi? Eğer Batı bizim tarihimize altın sayfalarla dolu olan şerefli tarihimize sahip olsa ve maazallah biz Batı'nın tarihi gibi zulümlerle dolu olsa Batı bizi konuşturmaz. At gibi kişnettirir. Susun der. Bu tarihiniz varken nasıl konuşuyorsunuz der. Biz maalesef tarihimizin kıymetini kendimiz bilmiyoruz. Bu batıl partiler yüzünden. İşte Konya'mız. İşte milli görüş budur. Yeniden aslımıza dönüyoruz. Ve böylece Türkiye'de bütün insanlığı kurtarmanın yolunu gösteriyoruz. Bundan başta bugün dünyada yeni bir dünya kurmadan saadet bulmak mümkün değildir. Çünkü 1945'te Yalta Konferansı yapılırken yeni bir dünya kuruyoruz dedi, dünya siyonizmi. Yahudileri kurtardık, şimdi dünyaya hakim izninizi alacak. Ne olacak? Bir insanın verbeyanlaması olacak. Hürriyet olacak ama Yahudiler için. Bir Birleşmiş Milletler kuracağız dediler. Bu Birleşmiş Milletler'de bir güvenlik konseyi olacak. Bunun daimi üyesi olacak. Biri Amerika olacak. Amerika dediğin büyük Yahudi. O sebepten dolayı onun demediği istemediği şey yapılmayacak. Bu nasıl dünya? Bu nasıl demokrasi? Bu nasıl hürriyet? Bu nasıl insan hakları? Bugün gidiniz Dünya Bankası'na hep belli kesimlerin zenginliği için çalışıyor. IMF onlar için çalışıyor. UNESCO, uluslararası kuruluşlar, UNESCO'da, İstanbul'da bir İslam eseri için yardım iste para vermez. Ama bir Bizans eseri için iste istediğini kim istedir? UNICEF, çocukları koruyacak, imsad eder. Bütün bu imsad kuruluşlarıyla yanlış bir dünyada yaşıyoruz. Bundan dolayıdır ki yeni bir dünyanın kurulması lazım. Bu sebepten dolayı işte Saadet Partisi'nin diğer partilerden farkı, Milli Görüş'ün farkı burada. Milli Görüş yeni bir dünya kuracağız diyor. Adil düzene sahip, hakkı adaleti esas almış olan ecdadımızın döneminde olduğu gibi herkese saadet getiren bir dünya kuracağız. Bunu diğer partilerden duyuyor musunuz? Hayır. Onlar sadece Yahudi sistemine hizmet etmekle meşguller. Bu sebepten dolayıdır ki milli görüşten başka kurtuluş çaresi yoktur. Şimdi size ben bu suretle niçin başka kurtuluş çaresi olmadığına dair dört tane mühim sebep saydım. Birincisi maneviyatsız saadet olmaz. İkincisi adil düzensiz saadet olmaz. Üçüncüsü bizim medeniyetimiz diğerlerinden üstündür. Dördüncüsü bunun üzülüm dünyası yerine yeni bir dünya kurmak lazımdır. Bu kaçınılmazdır. Bu sebeplerden kurtuluş ancak Saadet Partisi'ndedir. Diğer önemli bir nokta ise bulunduğumuz noktada ya Siyonizmin kölesi olacağız, yani Hayim Naum doktrini takip edecek misal bir yerde olacağız yahut da tarihteki şerefli yerimizi alacağız. Tarihteki şerefli yerimizi almak ancak Saadet Partisi'ye mümkündür. Can Harbi'ni niçin yaptılar? Büyük İsrail'i kurmak için. 5 sene savaştılar. Ve Osmanlı 30 cephede savaşmak birlikte bırakıldı. Sonunda silahlarını bırakmaya mecbur kaldı. Çanakkale bunlardan bir tanesidir. Galicia'sından Yemen'e kadar 30 cephede kimse bu miktarda katı gösteremezdi. Bu büyük kahramanlıkları gösterdi. Arkasından Büyük İsrail'i kurmak için Anadolu'yu işgal etmeleri lazımdı. İşgal için geldiler. Ne oldu? Kahramanmaraş'ta bir Sütçü İmam çıktı, bir Rıdvan Hoca çıktı. Balıkesir'de Hasanbaşı Çantay çıktı ve bir Çıkırcı çıktı. İmanlı insanlar çıktı. Çanakkale'de Seyit Çavuş çıktı. Bu insanlar vasıtasıyla Anadolu'yu işgal edemediler. İstiklal Savaşı'mızı yaptık. 5 senede bu savaşta uğraştılar. Oldu 10 sene. 5 sene Can Harbi, 5 sene İhsan Savaşı, 10 sene
İsrail'i kurabildiler mi? Kuramadılar. Neden? Bu milletin imanı var. Siz varsınız. Milli görüşçüler var. Ondan dolayı kuramadılar. Bunun arkasından artık yeter 10 senedir savaşıyoruz. Bir aralık verelim dediler. Onun üzerine Lozan Anlaşması yapılması söz konusu oldu. Fakat Fransa Başbakanı Clemenceau, İngiltere Başbakanı Lloyd George, Lozan Anlaşması'nı imzalamadılar. Hayır dediler, biz bilgisayarı kuracağız. Bunun üzerine İngiltere ara bulucu olarak Mısır Hayan Başı Hayim Nahum'u gönderdi. Hayim Nahum, Lloyd George ve Clemenceau ile konuştu. Ne dedi onlara? Bana bakın dedi, benim size Türk tehlikesi olarak geldiğime bakmayın. Ben size asıl Haham Mürşitler Heyeti'nin kararını tebliğe geldim. Siz Lozan'ı imzalamıyorsunuz, ben size bayılıyorum. Çünkü iki sebepten imzalamıyorsunuz. Diyorsunuz ki, biz Can abinin bir misali kurmak için yaptık, harbin galibiyiz. Ne İsrail önceki çukur sonra bilecekmişiz, kurmuşken büyük kuracağız. Ne kadar haklısınız. İkincisi, İsrail'i kurduk. Türkiye olursa etraftaki Müslümanlar toplar, bir gün bizi denize döker, gene dinimiz yok olur. Onun için Türkiye'ye müsaade edemeyiz. Türkiye olmayacak diyorsunuz. Ben buna da bayılıyorum. Ancak biz Hahamlar heyetinde kalbimizin yanında aklımızı da ortaya koyduk. Dedik ki böyle diyoruz ama 1000 senedir 19 Haçlı Sefer yaptık. Harple bu milleti yenemiyoruz. Arz-ı Mevud'u İsrail topraklarını alamıyoruz. Demek ki bunların imanından dolayı harple bunları yenmemiz mümkün değil. Şimdi biz bunları yumuşak lokma metoduyla yeneceğiz. Ağamlar heyetimizin yeni taktiği budur. Ne demek yumuşak lokma? Türkiye'yi işsiz bırakacağız. Bir, haç bırakacağız. Borcu esir edeceğiz. Dininden uzaklaştıracağız. Böleceğiz. Birbirine çarpıştıracağız. Kendilerini birbirine bir çarpışmayacağız. Onlar çarpıştıracağız. Zayıf tutacak lokmaları İsrail'e vilayet yapacağız. 7 maddelik Hayim Nahum doktrini. Bunların üzerine siz gelin muhakkaten Lozan'ı yalancıktan kabul etmiş gözükün. Bu planı bulmamak için zaman kazanalım. Yumuşak lokma metoduyla Türkiye'yi yutalım. Bunun üzerine Lloyd George ve Clemenceau istemeyerek Lozan'ı imzaladılar. Amerika imzalamadı ve böylece 80 seneden beri üzerimize Hayim Nahum planı uygulanıyor Batılılar tarafından. Şimdi Avrupa Uyum Komisyonu aynı planı uygulamak için çırpınıp duruyor. Hayim Nahum planı dediğim 7 maddeden ibarettir. Ve bu Türkiye İsrail'e vilayet yapmak istiyor. Siyonizm dünya hükümetini kurmak için Türkiye'yi mutlak ortadan kaldırmak niyetindedir. Buna karşı siz varsınız. Asırlar boyu işte bu Konya. 19 Haçlı Seferini buradan insanlar, işte bu Alaaddin Keykubatlar, işte bu Bulgar Çarşıslanlar, tüm insanlığı kurtardınız. Bugün de bunun kurtarma maddesini üzerinize almış bulunuyorsunuz. Bu kurtuluş nedir? Dünyayı siyonizme bırakmamak, bilakis adil dünya, adil bir dünya kurmak, yeni bir dünya düzeni kurmak. Bu vazifeyi ifa ediyorsunuz. 1969'da başlayan hareket budur. Milli görüş budur. 40. yıl dönümü budur. Yeni bir dünya kurmaktır ve insanlığın siyonizmi Filistin'deki kan gölünden kurtarmaktır. Bunu kurtaran kahramanlar sizlersiniz. Ve böylece yeni bir dünya kurmak suretiyle bütün insanlığı kurtarmış oluyorsunuz. Şimdi benim söylemek istediğim husus nedir? Söylemek istediğim husus şudur. Bulunmuş olduğumuz noktada eğer Saadet Partisi dışındaki partilere giderseniz bunlar bize Avrupa Birliği'ne gireceğiz diyorlar. Kapitalist nizam benimsemişler. Ve Hayim Nahum doktrini uygulanıyor. Bu Hayim Nahum doktrinin sonucunda İsrail'e vilayet olmaya gidersiniz. Bak şimdi AKP 7 seneden beri iktidarda. Bu 7 seneden beri rakamları dikkatle gözleyin. 7 sene evvel önce bir defa işsizliğe 2,5 milyon insan işsiz ilave edilmiş AKP döneminde. Öbür taraftan AKP döneminde Türkiye'nin 1/3 fakirdi, 1/3 fakir haline gelmişti. Bunlar Birleşmiş Milletler'in standartları ve rakamları. Borç 125 milyar dolarken 500 milyar dolara çıkmıştır. Borcu esir edeceksiniz talimatı var ya, bundan başka dinden uzaklaştıracaksınız. Demin Genel Başkanımız söyledi, İmam Hatip okullarına yapılan oyunlar,
Kur'an kurslarına yapılan uyumlar bildiğiniz gibi din öğrenimi her bakımdan engellenmiştir. Öbür taraftan Türkiye'nin bölünmesi için her türlü entrika çevriliyor. Türk, Kürt, Alevi, Şii, laik, anti-laik diye dış güçler bizi bölüp birbirimize kırdırmak istiyorlar. Kırdığınız kayınçak lokma yaptıktan sonra Büyük İsrail'e vilayet yapmak üzere hedefleri. Şimdi bunun için önce Avrupa Birliği'ne girmek için kapıda bekletiyorlar. Sonra diyecekler ki şartlı olarak gelin işi bize. Biz böylece arkamızdan İsrail'e Avrupa Birliği'ne girecek. İsrail'e tek devlet olacak. Ondan sonra diyecekler ki Avrupa Birliği çok büyüdü. Bu büyük birliğin sevgilerisi zordu. Bunu bölümlere ayıralım. Orta Doğu kısmına ayıralım. İsrail'e Türkiye ayrı bir bölüm oldu. İsrail'e Türkiye'nin vilayet yapılması işte böyle bir plan içerisinde yürütülüyor. Bu plana asırlar boyu Haçlı Seferleri önlemek suretiyle burası, şu Konya, burada Selçuklular toplandı, buradan çıktı gitti Kılıçarslan, onları geri püskürttü. Alaaddin Keykubat onları geri püskürttü. 19 Haçlı Seferleri siz püskürttünüz. Bütün insanlığı Siyonizmin zulmünden Filistin'e dönmekten kurtaran kahramanlar siz. Bugün de şimdi 40 seneden beri bunun için çalışıyorsunuz. Ondan dolayı yeniden büyük Türkiye'yi kuracağız ve böylece İsrail'e vilayet olmayacağız. Diğer partilerin arkasına gitmek demek İsrail'e vilayet olmak demek. Hangisinin arkasına gidersen git. Hepsi faizci kapitalist nizamın düzenidir ve bugünkü dünya düzeninin aletidirler. Bunlardan hayır gelmez. Bak ben matematik konuşuyorum, matematik. İddia yapmıyorum. Politik olsun diye de konuşmuyorum. Delilleri bir açık açık ortaya da koyuyorum. Bunların arkasından gidilmez. Bu ses sizin sesiniz. 40 yıllık sesiniz. Bunu söylediniz ve Allah'ın lütfuyla istedik bir ayaktasınız. Yeniden iktidara gelmek suretiyle bütün hedeflerin hepsini gerçekleştireceksiniz inşallah. Bundan dolayıdır ki Türkiye'de bütün televizyonlar, gazeteler dış güçler tarafından satın almıyor. Onlar hainlavun bir an uygulamak için AKP'yi kullanıyorlar. Onun için AKP'nin propagandasını yapıyorlar. Ve milleti aldatmak için AKP'nin propagandası hususunda akla gelmek her türlü fikir kirlenmesini yapıyorlar. Ne diyorlar? Diyorlar ki efendim herkesin karnı doyuyor. Nerede doyuyor ya? Sanayi kalmamış. Hayvancılık kalmamış. Tarım kalmamış. Nerede herkesin karnı doyuyor? Herkes kredi kartlarını nasıl ödeyecek bundan uğraşıp duruyor. Senetler ödenmiyor. Kıl kıpırdamıyor. Memleketi mahvettiniz. Her şeyi topladınız, faize verdiniz. Öbür taraftan efendim bunlar da milli görüşü diyor. Böyle propaganda yapıyorlar. Bu propagandalara aldanmayalım. Uyanalım. Milli görüş. Zina suç olmaz diye kanun çıkartır mı? Çocuğuna Kur'an okutan babaya ceza verirsin der mi? Milli görüş ben İslam Birliği'ni bırakırsa Avrupa Birliği'ne gireceğim der mi? Milli görüş ben BOKES başkanıyım, büyük işaret kurmasına çalışacağım der mi? Bunlar saymakla biter mi? Nasıl milli görüş bu? İdaretleri kararmış. Hoca bize eskiden İslam Birliği'ni söylerdi. Biz de inanırdık. Şimdi bildiğimiz gençleri dünyayı dolaştık. Baktık ki Müslüman ülkeler arasında çok büyük tefrikalar var. Meğer İslam Birliği olmazmış. Bu nasıl konuşma bu Allah aşkına? Böyle konuşmamın bu milleti herhalde böyle bir konuşma yakışır mı? Sizin bilginiz genişlememiş. İdaretiniz kararmış. İdaretiniz. Hoca akıllarla iki partiyle çalışıyor diye köylerde provanda yapıyorlar. Biz de hocanın partisiyiz. Belli etmiyor diyorlar. Biz de milli görüş için çalışıyoruz diyorlar. Biz de inancımız için çalışıyoruz diyorlar. Bana da geliyorlar. Aynı şeyi söylemeye kalkıyorlar. Bana bakın yahu. Hoca dediğiniz adam ben miyim? Benim için siz
Irak'taki 5 milyon insanın ölümüne bulaştırıyorsunuz. 4 bin tane sortiye müsaade ettik diyor. Meclis karar verdiği halde, tezkereyi reddettiği halde biz müsaade ettik, 5 milyon insanı öldürdük. Amerikan askerine dua ediyorum diyor. En çok fedakarlı Amerikan askeri gösteriyor diyor. Bunlara nasıl destek olunur bu fikirlere? Ben bunları niçin söylüyorum? Bunlar bizim evladımız, talebemiz. Arka kapıdan kaçıp futbol oynayan talebelerimiz. Bunları ben şefkatimden söylüyorum. Kızlığımdan değil. Şefkatimden söylüyorum. Bak bu işin dünyası var, ahireti var. Bu sebepten dolayıdır ki zulme hizmet ederseniz, siyonizme hizmet ederseniz bunun hesabını sonra veremezsiniz. Bu sebepten dolayıdır ki Avrupa Birliği'ne gireceğiz, zengin olacağız, iş bulacağız. Hayır, Avrupa'nın sokaklarını temizleyeceksin, çöplerini temizleyeceksin. Terakki edeceğiz. Böyle terakki olmaz. Avrupa'nın nesi varmış ki terakki edecek? Avrupa'nın her şeyin sahibi bizi söyledi. Efendim yıllardır çözülmemiş meseleleri çözüyoruz diyor. Dışarıdan talimat alıyor, Kıbrıs'ı şöyle yapın diyor. Dışarıdan talimat aldım böyle yapacağım diyeceğine yıllardır çözülmemiş meseleyi çözüyoruz. Dış güçler bizi görmek istiyorlar, tutuyorlar. Kürt-Türk meselesi mesele meydana çıkartmak istiyorlar. Müslümanlıkta böyle şey olmaz, böyle mesele olmaz. Mesele çıkartmak istiyorlar. Bunlar da şimdi bu meseleyi emir büyük yerden ortaya çıkartmak isterken biz dışarıdan emir aldık, bu konunun üzerinde duracağız, söylenenleri yapacağız diyemedikleri için ah siz bilmezsiniz ana acısı ne büyük acıdır diye edebiyat yapmaya kalkıyor. Bana bak ya, kim var mı bilirsin? Müslümanlıkta ırkçılık olmaz. Öyle bir meselemiz yok bizim. Ha, dengesizlikle o ayrı. O ırk meselesi değil, o başka mesele. Bu sebepten dolayıdır ki bunların gittikleri yol değildir. Bütün bunların hepsini millete aldatmak için bu televizyonlar, bu gazetelerle narkozlama yapıyorlar. Bu narkozlamaya karşı milleti uyandırmak mecburiyetindeyiz. En önemli konumuz bunlar da benim milli görüşüdür hususundaki güncel yanılgıyı önlemektir. Sakallı, cübbeli, inançlı kardeşimiz. Gel bakalım buraya. Senin caminin sandığından çıkan oyların %50'si AKP'ye gitmiş, %10'u Saadet Partisi'ne gelmiş. Nasıl oluyor da siz böyle yapıyorsunuz dediğimiz zaman, efendim Halk Partisi gelmesin diye korktuk, onun için biz Saadet Partisi'ne ama AKP'ye oy verdik. Bu propagandaları ortadan kaldırmamız lazım. Evet, Müslümanlıkta efendim şeyle amel etmek diye bir kaide vardır. Ama ortalıkta sadece şer olursa, ya hak olursa, o zaman hakkı tutmaya mecbursun, şerlerle amel edemezsin. Gözünü dört aç. Amel edersen sonra başını taşa çarparsın. Bu sebepten dolayıdır ki milli görüş saadet yoludur, kurtuluşun yoludur. Kim bunu tutarsa sonunda kazanır. Bu sebepten dolayıdır ki dünyalık menfaatler dolayısıyla milletvekili olayım, kredi alayım, işimi yapayım diye AKP'ye meyleden kardeşlerime sesleniyorum. Yanlış yoldasınız. Hatalı yolları destekliyorsunuz. Aslınıza dönün. Milli görüşe dönün ve böylece dünyanızı da ahiretinizi de kurtarın, insanlığı da kurtarın. Çok az ve muhterem kardeşlerim, bu son söylemiş olduğum sözü burada söylemek yetmez. Hep beraber bu milleti narkozlamaktan kurtarmak mecburiyetindeyiz. Bu sebepten dolayı bugünden itibaren ilk vazifemiz çelikleşmektir. Çelikleşmek demek bütün milli görüşü kuruluşlar olarak hepimiz bütün görevlilerimizi tayin edeceğiz. Eksiksiz, noksansız. Demin Konya İl Başkanımız biz bu görevi yapıyoruz, biz de huzurlarınızdadır dedi. Kendisine teşekkür ederim. Allah muvaffakiyetler versin. Önce var olacağız. Bütün görevlerin sahipleri tespit edilecek. Her görevin sahibi belli olacak. Hiçbir eksikimiz, noksanımız olmayacak. Ondan sonra eğitilmiş olacağız.
Onun için eğitim merkezlerimizi kuracağız. Ve insanlarımızı şuurlandıracağız. Ondan sonra programımızı uygulayacağız. Çalışacağız. Sonra takip edeceğiz. Sonra da hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. En geç 2 sene sonra seçim var. 4,5 milyon kayıtlı üyemiz olması lazım. Bunun için önümüzdeki her sene 1,5 milyon üye kaydetmemiz lazım. Eğer biz programımızı uygulayacak olursak bu çok kolay bir iştir. Bunun manası 12 haftalık toplamda bir iki üye kaydetmek demek. 2 milyon görüşü kuruluşlarla beraber çalışacaklar için. Bu kadar basit bir vazifeyi mutlaka yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Çelik keseceğiz ve çalışacağız. Böyle bir Cenab-ı Allah'ın yardımıyla hedefimize ulaşacağız ve bütün insanlığı kurtaracağız. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Allah'a bir kere daha sonsuz şükürler ederek bu akşam bu kucaklaşmamızı kapatmak istiyorum. Biz bu iftarları niçin yapıyoruz? Elbette mübarek aydayız. Birbirimize kucaklaşmak en büyük ecirlerin vesilesidir. Ancak milli görüş şuurumuzu bilemek, keskinleştirmek, aşkımızı, arzımızı arttırmak, heyecanımızı arttırmak ve bütün gücümüzle çalışma aşkımızı arttırmak için bu toplantıları yapıyoruz. Şimdi 40. yıl kutlamalarımızı da böylece büyük bir coşkuyla yapacağız. Bütün milletimizi Milli Görüş ve Saadet Partisi etrafında toplayacağız. Bu sebepten dolayıdır ki bir kere daha bu güzel iftarı tertip eden Konya Saadet Partisi teşkilatına teşekkür ediyorum. Bu toplantıya teşkilatçı olan bütün muhterem inançlı kardeşlerime teşekkürlerimi, tebriklerimi sunuyorum. Ve Cenab-ı Allah'tan gelecek seneki Ramazan bayramından ve Ramazan iftarımızda inşallah zaferlere ulaşmış olarak, insanlığı kurtarmış olarak kucak çarpmamızı nasip etmesi Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Zafer inananlarındır. Ve zafer yakındır. El akıbeti bil muttakîn. Kazanız mübarek olsun. 40. yılınız kutlu olsun. Zaferleriniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Mücahit Erbakan! 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 takdim ediyorlar günün anısına. Hasan Can Bey, Cuman Bey, Pandu Belediye Başkanımız, Genel Başkanımıza günün anısına hediyelerini takdim ettiler. Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! Evet, Anadolu Gençlik Derneği Orta Öğretim Komisyonu. Evet, platformun üstünde görevli arkadaşlar hariç hiç kimse kalmıyor. Platformun üstünü lütfen boşaltalım. Platformumuz bu yükü kaldırmayabilir. Lütfen platformun üstünü bir an evvel boşaltalım. Platformumuz bu yükü kaldırmayabilir. Belediye başkanlarımızı,
Belediye başkanlarımızı kürsüye davet ediyoruz. Süleyman Bey açabilir miyim? Yavaşça, sakince. Aramızda bulunan belediye başkanlarımızı kürsüye davet ediyoruz. Setler yoruz ama diğer camilerde. He? Diğer camilerde setler yoruz böyle ama sıkıntı olmazsa alalım. Ömer sen ara diyelim. Geçer, müsaade edin. Müsaade edin Yeşil. Mücahit Erbakan! 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 Mücahit Erbakan, Mücahit Erbakan, Mücahit Erbakan, şerefimizi, onurumuza sadakat, şerefimizi, onurumuza sadakat, şerefimizi, hocamıza sadakat, şerefimizi, hocamıza sadakat, şerefimizi, hocamıza sadakat, şerefimizi, asır lideri Erbakan'la ileri insanlık yanıyor. Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan!